Arkadaşlar, şimdi bu bir teleskop gibi bir şey. Ama anahtarlık. Bakın, orada bir ev var. Yaklaştırdık, mayasına bakın. Tabi netliği değişiyor. Ben tutturamıyorum ama. Şöyle bir düzenek. Bu bir anahtarlık aslında. Fakat tabi zoomlama değişiyor şeye göre. Şu aradan bakıyorsunuz. Bakın, yaklaştırmasını da görüyorsunuz aşağı yukarı. Evleri falan yaklaştırıyor orada. Yani kısaca bir teleskop gibi bir şey yapmışlar. Ya da dürbün diyelim. Bu bir anahtarlık. Anahtarlık. Pusulası var burada böyle. Bir pusulası var. Bir pusula. Bir de feneri var arkadaşlar. Şimdi bakın, fener. Çift feneri var. Hem de mercek. Yani büyüteç özelliği var. Garip bir düzenek yapılmış. Yine bakalım. Netlemeye çalışayım. Bakın. Yani tamam, bu bir tam bir dürbün tadı vermez ama yaklaştırması da hiç fena değil. Yani tamam, 2-3x yaklaştırıyor diyebilirim. Yani bu sizin bakacağınız şeye göre. Katlanıyor bu ürün. Katlanıyor. Şu şekilde. Şöyle. Böyle bir şey. Garip ama yani anahtarlık şeklinde. Feneri var dediğim gibi. Şöyle feneri de şu şeye yaklaştıralım. Bakın, gayet iyi, yüpe gündüz bile ışık verebiliyor. Anahtarlık, pusula, işte böyle bir dürbün tarzı bir şey yapmışlar. Çok da büyük bir şey beklemeyin yani. Bundan çok büyük bir yani niyetiniz olmasın. Gerçekten ama zor zamanda işe yarayabilecek bir şey. Yani bunu alıp da bir teleskop veya bir tane, hani yok ben Jüpiter'e bakacağım da, yani böyle bir şey düşünmeyin. Ya da bunu bir dürbün olarak tam düşünmeyin. Ama sıra dışı bir anahtarlık. Evet, iş görüyor mu? Evet. Ama yani öyle büyük büyük bir şey beklemeyin. Pişman da olmayın. Yani zorlamayın kendinizi. Fiyatı tabii ki ucuz bir alet ama yani bu paraya da, şimdi bu bir mercek sistemi var sonuçta, bir mekanizma, kim bilir nasıl bir patentle yapılmış, hepsi bir arada bir parçadan, bir dürbün özelliği beklemeyin yani. O zaman gidin bir dürbün alın, yani alınca da pişman olmayın ama görün diye ben size bunun fotoğrafını, videosunu işte çektim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.